Merhaba sayın izleyicilerim. Bugün sizlere K1 ve K2 vitaminleri hakkında bilgiler vereceğim. Bunlar çok farklı özellikleri olan vitaminlerdir. Aslında ikisinin de ismi K ile başlasa da değişik görevleri vardır. Bunların hangi besinlerde bulunduğundan, eksikliğinde hangi hastalıklar olur, dozları nedir bunları size anlatacağım. K1 ve K2 vitaminlerin farklı görevlerinin neler olduğu, eksikliklerinin nelere yol açtığıyla başlarsak, K vitamini K1 ve K2 vitaminlerini içeren grubun genel adıdır. K1 vitamini kan pıhtılaşmasını normalleştirmek için gereklidir. K2 ise kardiyovasküler sistem sağlığı ve kemiklerin güçlendirilmesi için gereklidir. Araştırmacılara göre K2, menakinon olarak da geçer, takviyeleri kalp hastalığı riski yüksek olan kişiler tarafından ve bazı kanserlerde nüksü önlemek, yani tekrarını önlemek için düzenli olarak kullanılmalıdır. Ne yazık ki bugün K2 vitamininin önemi hakkında insanlarda çok fazla bilgi yoktur. İnsan vücudu tarafından kullanılan yağda çözülen K vitamini iki tipe ayrılır. Daha önce de söylediğim gibi. K1 vitamini ayrıca filokinon olarak bilinir. Lahana ve ıspanak gibi bitkisel gıdalarda bulunur. K2 vitamini, bu da menakinon olarak bilinir. Bağırsak sisteminde vücut tarafından oluşturulup çoğunlukla hayvansal gıdalardan ve fermente ürünlerden aldığımız bir K vitamini türüdür. Aslında birkaç alt türü de vardır. Ama bunların en önemlileri MK4 ve MK7'dir. K1 ve K2'nin bazı özelliklerini size tablo olarak ekrana getiriyorum. Onları incelemenizi özellikle tavsiye ediyorum. İlk olarak K1 vitamini 1929 yılında bilim insanları tarafından keşfedildi ve kan pıhtılaşmasından sorumlu vücuttaki en önemli madde olarak kabul edildi. İlk defa bir Alman dergisinde adı geçmiştir. Dergide bu vitamine coagulations vitamin dendi. Bu yüzden K vitamini ismi buradan gelmektedir. K2 vitamini gizemli bir madde olarak diş hekimi Weston Price tarafından keşfedildi. Geçen yüzyılın başında küçük toplulukların tükettiği doğal besinlerin sağlıklı yaşam üzerindeki etkilerini araştırmak için yaptığı bir seyahat sırasında farklı insanların hastalıkları ve beslenme alışkanlıkları arasında bir bağlantı olduğunu keşfetti. Yaptığı araştırmada doktor, sanayi olmayan bölgelerdeki doğal gıdalarla beslenen insanların diş çürümelerine ve kronik hastalıklara karşı daha dirençli oldukları ve bunu sağlayan bir maddenin olması gerektiği yönünde sonuçlar çıkardı. Sonra bu gizemli maddeye aktivatör X olarak adlandırdı. O tarihten bugüne yapılan birçok araştırma ile aktivatör X artık K2 vitamini olarak bilinmektedir. K1 ve K2 vitaminleri vücudumuz tarafından nasıl kullanılır? K1 vitamininin temel işlevi kan pıhtılaşmasında aldığı roldür. K1 vitamini kesikler ve yaralanmalar sonucu oluşan ciddi kanamaları durdurur. Kan pıhtılaşmasını artırmak için kullanılan özel proteinleri oluşturmak için vücudumuz tarafından kullanılır. Bu vitaminin eksikliği durumunda küçük kesikler bile büyük kan kaybına yol açabilir. K2 vitamini ise kalsiyum metabolizmasını sağlayan protein bileşiklerini etkinleştirmesinde ve kan kalsiyum seviyelerinin düzenlenmesinde rol alır. Ayrıca eklem kireçlenmesini ve kan damarlarında kalsiyum birikmesini de önler. K2 vitamini osteoporoz gelişimini önlemede en önemli faktörlerden biridir. K2 vitamini ile aktive edilen ve kalsiyum dağılımından sorumlu olan osteokalsin, diş sağlığından sorumlu en önemli proteinlerden biridir. Araştırma verilerine göre osteokalsin, yeni bir dentin, yani diş minesi altında bulunan bir dokunun adı, yeni bir dentin oluşumunu uyarır. Birkaç deney
K2 takviyesinin tekrarlayan karaciğer kanseri riskini de azalttığı gösterilmiştir. Diğer deneyler de bu vitaminin düzenli tüketiminin prostat kanseri yakalanma riskini ortalama %63 oranında azalttığı gösterilmiştir. Her gün tükettiğimiz besinler acaba ne kadar K1 vitamini içerir? Bunun için de her 100 mg'da ne kadar K1 içerdiği ile ilgili tablomuzu size ekranlara getiriyorum. Bunları da detaylı incelerseniz bazı eksikliklerinizi besinler yoluyla da temin etmenin ipuçlarını almış olursunuz. Şimdi de K2'nin en iyi kaynakları nelerdir dersek onları sayayım. Yağlı süt, sert beklemiş peynirler, yumurta sarısı, karaciğer, hayvanların iç organları, lahana turşusu, fermente, kefir gibi ürünler K2 vitamini içerir. Peki K1 vitamini eksikliğinin olduğunu nasıl anlarız dersek, vücutta ani gelişen K1 vitamini eksikliğinin ilk belirtisi zayıf kan pıhtılaşmasıdır. Bu vitaminin eksikliğinin belirtileri arasında hızlı oluşan morluklar, tırnak plakaları altında küçük kan pıhtıları, mukozada kanama, dışkıda kan bulunması, küçük çocuklarda ve bebeklerde K vitamini eksikliği de bazı özel belirtilere yol açar. Örneğin göbek kordonunda kanama olması, yüzde, ciltte, burunda, sindirim sisteminde veya vücudun farklı bir bölgesinde kanama olması, sünnet yapılan bebekte iyileşmenin gecikmesi ya da sürekli kanamanın olması, aynı zamanda bu ani beyin kanamaları gibi durumları da içerebilir. K vitamini eksikliğinin nedenleri nedir dersek, bu maddenin eksikliği yetişkinlerde son derece nadir olmakla birlikte bazı faktörler tarafından da bu eksiklik tetiklenebilir. Örneğin kan inceltici olarak kullanılan antikoagülanların kullanımı, antibiyotik kullanımı, yağ emilimini azaltan hastalıkların varlığı, yetersiz K vitamini içeren besinlerin alınmaması gibi durumlar K vitamini eksikliğine sebep olabilir. Yine en sık K vitamini eksikliği bebeklerde ve okul öncesi çocuklarda görülür. Bunu da önemli bir not olarak size iletiyorum. Diğer bir önemli not, antibiyotikler de K2 vitamininin bağırsak tarafından üretilmesini ve emilimini azaltır. Çünkü antibiyotikler bağırsaktaki faydalı bakteri florasını bozmaktadır. Bu bakteriler oysaki bizim K2 vitamini ihtiyacımızı karşılayan unsurlardır. Bunun bozulması sonucu K2 vitamini eksikliğimizde ortaya çıkmaktadır. Yine bu bağırsak bozukluklarıyla ilgili faydalı mikroorganizmaların dengesinin bozulmasıyla ilgili kistik fibrozis denen ya da çölyak hastalığı, safra kesesi veya bozulmuş karaciğer fonksiyonu, bağırsak bozuklukları gibi durumlarla da karşılaşabiliriz. Bu konuyla ilgili sizlere ekranda linkini gösterdiğim probiyotikler, prebiyotiklerle ilgili yaptığım daha önce 3 ya da 5 videom var. Bunlara da ayrı ayrı bakmanızı özellikle tavsiye ediyorum. Sayın izleyicilerim, işte K1 vitamini olsun, K2 vitamini olsun, bunların eksiklikleriyle ilgili tespitlerin yapılması için mutlaka ilgili doktor muayenesi gerekmektedir. K1 vitamini için erkekler 120 mikrogram, kadınlar 90 mikrogram günlük dozlarda alması önerilir. Bunları besinlerle almadığı zaman takviyelerle edilmesi de özellikle önereceğimiz bir durumdur. Bir diğer notumuz da Amerikan Pediatri Akademisi uzmanlarına göre yeni doğanların doğumdan sonra deri altına 0,5 ila 1 mg filokinon K1 vitamini enjekte edilmesi önerilmektedir. Bununla birlikte annesi antikoagülan kullanmış bebekler dünyaya geldiğinde bu doz yine doktor kontrolünde artırılabilir. Antikoagülan dediğimiz kan pıhtılaşmasını önleyen ilaçlar demektir. Bu ilacı alıyorsanız kesinlikle besin takviyesi ve dozajı belirlemek için doktor danışmanlığı tavsiyesi çok önemlidir. K2 vitamininin günlük dozu ise yetişkinler için 100 mikrogramdır. Bunu da size not olarak iletiyorum.
Umarım bu bilgiler sizlere faydalı olmuştur. Beğendiyseniz sevdiklerinizle paylaşmayı unutmayın. Kalın sağlıcakla.